Hepinize günaydın. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle ben buraya sizinle beraber kışın diktiğimiz küçük zeytinler var ya. Ben buraya ikinci, üçüncü gelişim. Diktik dikeli. Ne yapıyoruz bu sene zeytinlerimizi? Ablam bayağı geldi buraya. Şu şeyler dikmiştik ya aralara. Onları falan suladı ama onların da kavunu karpuzu oldu herhalde. Birkaç yenildi. Kalanlar kökenlerde artık kurudu. Çünkü suladığımıza değmediği için bir 10 günde 15 günde de buraya Hüseyin abiye sulattıracağız şeyleri. Küçük zeytinleri susamışlar. Şöyle bir bakın. Şöyle enişte burayı sürmüş. Baba tiski mi deniliyor? Ne deniliyordu burayı sürülen şeye? Yani otları şey böyle üzerinden. Burası tiskilendi mi? Şey mi oldu? Sürüldü mü? Şeyle ara çapasıyla sürmüşüzdüm. Ara çapasıyla. Ha burayı enişte ara çapasıyla. Hani sürüldüğü zaman demek ki daha şey oluyor. Böyle kenardan kaldıra kaldıra toprak aktarılı aktarılı oluyor. Şöyle bahçenin son hali bu. Baba sen elleme. Sen kolumu yorma. Ay ay. Şimdi ne yapacağız biz? Burası sürüldüğü için akşam üzere sulanacak bunların dibi. Böyle arığı bozulan yerleri, şeyleri şöyle çapalayacağız. Hani sulansın diye. Akşam üzere Hüseyin abi sulayacak burayı. Eğer ki fırsatım olursa bir dolaşırız. Hem nasıl sulanıyor sizlere de gösteririm. Fırsatımız olmazsa belki öbür bahçeye gideriz. Öbür büyük zeytinleri sulayacak gibiyiz. Kalan yerimiz vardı. Şöyle şurada kavun karpuz kökenimi, kavun kökenimi. Şöyle minicik şurada var. Şu kavun herhalde. Kelek gibi. Şöyle azıcık aşağıya koyalım. Şöyle belki olur. Birkaç oldu da yedi herhalde. Annemgil. Hani çok büyümese de. Şurada bakın. Bunlar kökene kurumuş. Çünkü şey. Biraz suyu şey istiyor. Şunu alalım mı? Kökeni kurumuş çünkü. Bakalım. Şey ya illaki su istiyor arkadaşlar. Susuz olmuyor. Belki yayla kısımlarda susuz belki yetişebilir de. 10 günde 15 gündeki verilen su kavuna karpuza yetmiyor. Daha yenice yenice tutacağım diye. Baksanıza şurada. Bu da kavun herhalde. Kelek gibi olmuş artık bunlar. Bunların şeyi turşusu falan alır artık. Aslında olduğunda geçen sene bundan geçen sene değil. Bir 2-3 sene önce Özel annemgile ablam şeylerin arasına dikmişlerdi. Çok güzel olmuştu o zaman. Geliş gidişi yemiştik. Bu dursun. Şunu şey gibi kelek gibi yiyelim az sonra babamla. Şöyle bahçenin son hali bu. Geçen en son ablam geldiğinde şuralardan bir yerden hangi tarafta artık bilmiyorum da o tarafa geçtiğinde bir çaşırtı koptu diyor. Bir sürü domuz sadece videoya çekmiş. Ablam videoyu açtım açıyorum diyene kadar domuzların çoğu gitmiş zaten. 14 tane domuz yavrusu saydım ben videosunda. Ondan önce zaten diyor gitti diyor. Yani buradan dereye iniyorlar. Artık dereden de düz bastı. Dereden ağrı öze doğru gidiyorlar. Neyse bakalım. Şöyle başlayalım. Şöyle havuzlarını düzelteceğiz. Çok da bozulmamış. Sadece havuzların şöyle otunu alacağız. Şu mağara otları var ya onları kestiririz. Şu mağaralar var ya. Bunlar suyu görünce artık kuduruyorlar böyle. Tarlanın her yerini alıyor bu mağara otları. Şunu az sonra yiyelim. Tarladan küçücük bir şey alsan da
İçin yandı mı biraz sonra tatlı gider o. Şimdi şöyle uzunlamasına iki sıra geçtim. Bakın buraya kim geldi? Can kurtaran. Babamla azıcık arabaya oturuyorduk. Babamla konuşuyorduk. Bir araba sesi. Kafamı bir çevirdim. Bir baktım arabadan ablam iniyor. Dedim ablam geldi. Haberim var kızım dedi. Buradayız dediydim ben. Dedi benim ondan haberim olmayınca sürpriz yaptı ablam bana. Video çektim. Farkında değil. Azıcık ben oturdum dinlendim. Ablam da kola getirmiş. Kola içtik soğuyacak. Bir şeyler atıştırdık şöyle. Bu tarafın yukarıda da çok yok. Bazılarında şöyle 3-4 tane buldum oraya şey arabanın oraya koydum. Kavun kökenler. Şöyle şey olanları da ellemedim. Şöyle etrafını dolattırdım. Şunlarda falan kavun var. Bak. Küçücük de olsa şöyle kavunu var. Belki döker bunlar diye. Onlar dikkatlice şey yaptım. Çapaladım etrafını. Onlar turşuya falan katarız. Baya 5-6 tane buldum ben de oralarda. Şu tarafta da var daha Bak şöyle köşede. küçücüğü de at. Turşuya murşuya katmaya. Çok filiz yapmamış bizim zeytinler. Yanmış herhalde. Herhalde ama. Bir de ancak daha sıcağıla kendini şey fili öyle güze doğru mu filizler acık diye düşünüyorum. Kışın azıcık şey gibi burası veren böyle Ha. filiz Ya kesmesi burası olduğu gibi taşlı tarla gibi olmuş. Burada için. bak. Aynen ona. Ben de ona baktım. Burada. Sadece şu göbekte şöyle. Bu tarafta yok aşağıda o kadar. Sadece burası taşlı tarla Şey gibi olmuş olmuş. ya, ara çapasında sürülüyor ya, Heh. sürekli ara çapası böyle yüzeyine çıkartıyor bence. O ayıklanması lazım aslında da. İşte fırsatın olacak aslında. İşte. Römörkün. Arabanın da ayıklanacak. Şöyle bakıyorum bayağı da çok yani. Aslında Buna baksana şey gibi etrafa tırmık şey. gibi sert tırmığın olacak. Tırmığıyla toplayacaksın. Yok şey Atacaksın. var, taş ayıklama makinesi varmış. Öyle Uçakta mi? gördüm ben. Ha. Ta olmadı öyle bir şey katarız sonra. Ha, öyle bir şey varsa Ha, katarız. ayıklıyorsa ama kırıp şırkıp tarlaya döküyorsa o da olmaz. Ha, o da olmaz. Hani ayıklıyorsa öyle bir şey. Ha. Hani Tarla ayıp, çok küçük. ayıtlayıp toplayıp da bir yere döküleceğiz. Olur ileride bir katarız içine. Burada bu kadar taş yok yani. Heh. Bilmiyorum, bu kadar taşın içine biz mesela tamburla yulaf ekerdik. Tamburla bir şey. Bunun içine taşın içine şey sokmazlar ki. Tamburu sokmazlar. Aynen. İşte ara çapası yüzeyine eliyor böyle. Ama saban olunca altta kalıyor bu aslında. Ha. Baksana mağara var değil mi? Ha, mağaralar. Ben de eldiven de getirmemişim. Ablam eldiven getirmiş. Ben de çapayla şey yaptırttım. Kenarını attırttım artık.
Babam diyor o kadar çok detaylaman, çapalaman diyor, öyle diyor. Öyle mi diyor? He. Sade diyor akan yerlerini şey hani şey yapın, havuzlatın diyor. Diplerini öyle elberlemen diyor. Zaten başka hep yok değil mi? He? Havuzlu zaten bunların. He? Hepsi havuzlu zaten. Ha Yani işte diyor öyle diyor, hepsini diyor ellemen diyor. Zaten havuzlu dipleri hani bozulanları şeyleri diyor babam. Ben de senin gibi hepsini öyle çukurladım hepsini. Şunlar gibi. geçelim. Yandım güneşte. Ha, üstünkü babam da öyle diyor. Şimdi annem aradı. Kızım diye en de güneşte diye baban diye en de kızım burası böyle burası şöyle der beğenmez diye Osman diye çocukları diye yanında yakmadı. Dedim ben abam da ya aban da mı geldi ha, iyi diye madem diye öyle diye sadece diye bozulan yerler edin diyor annem de. Annemin de mevlüdü var bugün, mevlüde gidecek o akrabasını teyzemgille. Ha, aynen hızlı hızlı öyle mağaralarını kökledi verelim. Hani öyle çok öne şey yapmam diye babam da. Şey yapalım ki. Heh. Hani şuraya gevşetelim. Hava alsın, gevşesin mi diyor. Ha, şöyle gevşetelim ki şuradan hava alsın, suyunu iyi alsın. Ha, olabilir. Bak endecik acık filizlenecek gibi sanki de. Yok, yağmuru gördükçe. Yağmuru gördükçe filizlenecek daha onlar. Ha. Havalar serinledikçe. Hı. Daha sıcağı la kendine gelemedi onlar da. Sen bizi dedim buraya sıcağı getirdin dedim. Amcan çapayı sen de çalışacaksın dedim. Bak almış çalış. İki tanesini yaptı zeytinin. Baba git dedim arabaya dedim. Bir tane yapıyor gidiyor arabaya. Bir tane yapıyor canı da durmuyor. Can da durmuyor değil mi? Gerek yok. Ben durmuyor. Aha, durmuyor. Ha. Canı durmuyor. Dur desen de durmuyor zaten. O bir tane ediyor gidiyor arabaya. Hem işleyecek hem işletecek aslında. Eskiye şey yapıyor da. Keskin ki insanlar kalmamış değil mi? En son devir biziz. En son devir biziz. Binden, yüzden sonra ki gençlik. Yapacak mı? Yapmaz. Yapmaz yapmaz gençler. Yapmaz yani. Ha ileride belki iş başa düşünce, geçinceme başlarına gelince belki o zaman işte bir ek gelir olur. Acaba. Şey olursa o zaman belki. Biz yapalım gülüm. Yetiştirelim nasıl? Anamız babamız bize yetiştirmiş. Biz de onlara yetiştirelim. Öyle. Onlar bilir artık ne yapalım. Öyle, öyle abla. Öyle. İyi bakalım. Ben şey yapalım. Ben telefonu koyayım da geleyim. Bir yudum su için geleyim. Ondan sonra burayı bir gazla bitiririz biz şimdi. Tamam, hadi. Hadi bakalım. Patlak olanı al evde yiyelim. Düşürdük çünkü iki tanesini düşürdük beyaz narlar alırken. Onları evde yiyeceğiz. Allah Allah. Ne kavga ediyorsunuz acaba? Şunlara bak. Minnoşum. Şu bir kırık otu da alayım dedi. Hadi gidelim. Akşam şeyimizi topladık. Ha şunlar da güzel ama daha olmamış bakın. Daha bunlar daha çekir şey evin oradaki gibi maşallah. Maşallah maşallah. Daha tam bunlar da olmayık. Bunlar da olur da. Evin yanındakiyle bunu. Evin yanındakiyle bu iki nar var. Güzel olan bu sene. Öyle yavrum. İşte bu sene hani ağaçlar kurumasın diye babam çoğuna can suyu döktü mesela narların. Hani can suyu gibi olsun diye kurumasın diye. Yeş mi kaldın? Senin oraya gene köpek gelmiş. Yeş mi kaldın? Burada bak zeytinin dalı güzel olmuştu. Ha bir dahakine bir daha gelir şimdi haftaya. Baya özdekiler de dirilmeye başlamış. Ha köpek olmuştu bu. Bir daha geldiğinde. Acıkmış herhalde senin o yolda köpek buraya gelmiş. Gelmiştir anamış. Dora geliyor. Ortalığın köpeğine. Annem kızıyor bana. Akşam, akşamüstü korkuyorum. Dışarı çıkamıyorum. Köpekler diyor. Evet. Bir de dur. Anne, takipçilerimizin bir tanesi. Yolun oradaki, yolun kenarında, arkasında incir ağacı var bizim. İncir ağacının dibine köpek maması koymuş bizim oraya. Bizi çok seviyor diye. Ben de korkuyorum işte. Gene. Bizi hayvanları çok seviyor diye herhalde. Köpek maması koymuş. Hani bir tane burada köpek var. Herhalde biz izleyen bir takipçim herhalde. Annem de kızım diyor ortalığın köpeği diyor. Zaten bana kızıyordu.
Kediler de öyle. Zaten korkutuyor. Hadi kediler neyse. Kediler korkutmaz hadi. Onlara koyuyorsun yiyorlar da. Gece gündüz annem bağ bahçeye hani dışarıya falan çıktığında korkuyor. Vallahi köpekler. Şimdi her yer köpek oldu. Annem yakında beni kovacak buradan. O yüzden köpek mamasını koyarken azıcık ötelere koyuyorum. Senin arabayı burada aç. Zaten nerede kedi köpek varsa akıyor burada. Geliyorlar ya hani burada aç kalmıyorlar zaten onlar. Annem kızıyor beni kovacak bir gün almayacak köye. Böyle. Ortalığı dışarı çıkamayın gece. Şu yaksam da. Doğru vallahi şimdi korkardı ya annem de ondan da şey yapamıyorum ben de. Ya annem korkmuyor. Şimdi hadi kedi neyse vallahi bir sürü her sefer her geldim değişik değişik kediler geliyor. Kedi öbür kediler herhalde arkalarını kedileri takıp takıp geliyor herhalde. Bugün bir boz bir kedi gördüm. Daha önce hiç görmemiştim onu mesela. Boz bir kedi gördüm. Benim arabayı gören geliyor. İşte takipçilerden de bizi seyredenlerden biri de herhalde. Arkaya bizim evin orasına arkasına tam köşeye köpek maması koymuş. Kedi maması değil iri iri diyor taneleri diyorlar. Ben görmedim de. Şuna koysan olur mu annem? Onlar. He olur. Şey. Olur, olur, olur annem. Olur, dur boşaltalım onu da. Dur, uyur amca olmasa diyeceğiz. Allah. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bir de annemden de korkuyorum hani köpekler. Bak demin şuradan bir tane köpek geçti böyle. Buradan yiyorlar, kedilere koyuyor mesela ahırın arkasına ben. Oradan yiyorlar ama bir de evin etrafında dolanıyorlar o zaman korkuyorum hani annemi korkutacaklar diye. Yoksa hani annem de aç kalmasınlar diye kedilere olsun hani şey yapmaz köpekleri olsun boyar ama ondan korkuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şunu da ben götüreceğim. Bunu da meyve suyu sıkacağım. Bunun iyilerinden yine ayıracağım. Şu iyisini şeyini ayarlarım bunların. Şu küçükleri şey çocuklara hem dolaba koyacağım hem de meyve suyu gibi yapacağım. Aziz Allah akşam ezanımız okundu. Akşama da ettik bugün. İn aşağı. Şunları da katayım. O poşete 2 kilogramın şeyini evde ayarlarım olmazsa hepsini katayım. Bu kasayı götüreceğim. Öbür gün de poşete kattım. Buradan 10 kilosunu ayarlayacağım işte dediğim gibi gerisinde meyve suyu yaparım. Minnoşum, minnoşum. İnsanın bir bacısı olmalı. Böyle bir kız kardeşi olmalı arkadaşlar. Ne bileyim iki bacı hani. Ablam baksanıza. Kırmızı biber yapmış. Annemle bana da göndermiş. Kırmızı biber salçası. Domates salçası yapmış. Annemle bana da göndermiş. Bakın gündüz getirdi. Bunların ikisi biri biber salçası senin. Biri domates salçası senin. Diğerleri annemin. Şu da Gülsün yengemin. Şunu da yengeme göndermiş. Yengem de tatsın diye geçen yapacağım dediydim. Tadına baksın demiş. İnsanın gerçekten var ya bir kız kardeşi bir ablası olması lazım. Arkanda şöyle dağ gibi duran. Şöyle hani yetmediği yerde yetirmeye çalışan. Olmadığı yerde oldurmaya çalışan. Ne bileyim kardeşcağızım da belki. Kardeşcağızım hani benden 2 yaş büyük de abim vefat eden. Hani o da sağ olsaydı belki o da arkamda olurdu her türlü. Ne bileyim şimdi şunları görünce biraz duygulandım. Şöyle bir videomun sonuna bir ekleyeyim, kapanışı yapayım istedim. Ne bileyim bugün biraz duygusallığım herhalde üstümde. Şey yapacağım. Şu büyükler annem bile kalsın. Hadi o kadar emek çekmiş ablam alayım. Şunu ben alayım. Şu küçüğü alayım. Domates salçamla biber salçam ablamdan.
Şunlar da annem gelin. Şu da yengemin. Bunu tembihler illaki götüreceksin bak bunları diye. Dedim iyi abla sağ ol kesene bereket dedim. Geçen hafta yapmış. Geçen hafta geldiğimde getiremediydim unutmuşayım dedi. Böyle arkadaşlar. Valla şöyle bir videomun sonuna bir eklemek istedim. Hani bazı takipçiler var. Hani böyle ablanla görüşmüyorsunuz. Yani böyle araya fitne fesat karıştırmaya çalışan. Birkaç videomda hani yine böyle engelliyorum. Hani daha sonra niye engelliyorsun falan filan diye. Hani başka fake hesaplardan gelmeyin. Engelliyorum. Biz hani ablam beni biliyor. Ben ablam biliyorum. Ben annemi babamı biliyorum. Onlar bizi biliyor. O yüzden böyle araya fitne fesat karıştırmaya çalışmayın. Böyle birazcık duygulandım. Hani böyle biraz bugün duygusalım herhalde. Böyle kapanışı böyle yapmak istedim arkadaşlar. Allah razı olsun ablamın da biri bin olsun inşallah. Allah'ım herkesin kalbinin ekmeğini yedirmeyi nasip etsin. Allah'ım herkesin kalbine göre versin. Bazen her şey istediğin gibi olmayabiliyor. Ama çok şükür, bin şükür sağlığım, sıhhatim yerinde olup da çalıştığım sürece de her şey oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama böyle manevi destekleri de her zaman benim sırtımda olduğu için annemin, babamın, ablamın. O yüzden ayrı bir güç alıyorum onlardan da. Şöyle bu arada bak şunu da burada unutmuşum. Dedim anne var benim patatesim, soğanım, sarımsağım dedim. Annem patates, soğan koymuş, domates, salatalık pazara gittilerdi bugün benim de. Onları dolaba koyduydum baktı patates kalmış. Patatesim, soğanım, her şeyim var dedim. Şimdi gideceğim Antalya'ya gideceğim yemeğimizi yiyeceğiz. Dünden biraz kelle paça çorbalı kellemiz vardı. Onu ısıtacağım. Biraz da dolapta taze fasulye pişirmiş annem konserve açmış. Onu da ısıtacağım. Allah ne verdiyse bunları yiyip artık Antalya yolcusu kalmasın deyip Antalya'ya gideceğim arkadaşlar. Bir başka videolarımda tekrardan görüşürüz. Kapanışı bu şekilde yapmak isterim. Hepinizden beni buraya kadar izlediyseniz Allah razı olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.